Devam ediyoruz efendim Sabah Spor'una. Şimdi Skype hattımızın diğer ucunda Savaş Çorlu bizleri bekliyor. Günaydın Savaş Çorlu, iyi pazarlar, hoş Günaydın geldiniz. sevgili Zeyda, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii dün maç öncesi de sizinle yayınımızı gerçekleştirmiştik Savaş Çorlu. Fatih Terim'in kazanan kadroyu bozacağını sürprizlerle dolu dün açıklanan maç kadrosunu paylaşmıştık. Ben açıkçası kazanan kadroyu bozmaması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama tabii ki Fatih Terim tecrübesi ve dediğimiz gibi manşetler atıldı bugün. Fatih Terim tecrübesi. Maçı kazanan Galatasaray olduğunda bu manşetlerin atılacağını biliyorduk. Nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Ben de senin ilk soruya böyle başladığından adım kadar emindim sevgili Ceyda. Onu da söyleyeyim. Çünkü dün konuştuk, tartıştık ve seni biraz tanıyorsam kendi kendime iç sesim dedi ki Ceyda bana bu soruyla başlayacak dedi. Evet. Şimdi dün evet yayınımıza başladık. Ben hatta maçtan 24 saat önce kadroyu da gazeteme yazdığım zaman bunun tartışmasını gazeteki editör arkadaşımla bile başlamamıştım. Kazanan kadro bozulmaz diye bir şey yok. Kazanan kadro bozulur. Hele Fatih Terim'seniz çok daha rahat bozarsınız. Rakibe göre kadro yapılır. Ben de bu kadroyu gördüğüm zaman çok doğru bir karar aldım. Dünkü yayında da söyledim. Fatih Terim bu kadroyu tecrübeli oyunculardan eğer sonucu almak istiyorsa bu kadro galibiyeti çok istediğini gösteren bir kadro dedim. Çünkü kolay kolay iki tane çok formda oyuncu kulübeye çekip tekrar oraya baktığın zaman Falcao ile başlamak, Onyeka ile başlamak riskli bir iştir. Çünkü orada Kerem gibi, Halil gibi iki tane çok formda, çok hızlı oyuncularla kulübeye çekip böyle bir tercih yapıyorsunuz. Bekleri aynı şekilde iki tane bekinizi tercih edip değişiklikle başlıyorsunuz. Yedlin sakatlıktan çıkmıştır. Riskli bir kadro. Ama Beşiktaş sahaya çıkar. Galatasaray Beşiktaş karşısında sahaya çıkar çıkmaz. Maça öyle bir başladı ki maçı ne kadar istediğini tamamen galibiyeti düşündüğünü oynadığı futbolla bunu gösterdi. Kulübede Fatih Terim de aynı şekilde. Sahada daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir Fatih Terim vardı. Daha önce böyle kenarda su kovasının üzerinde kalıp maça çok fazla müdahale etmeyen Fatih Terim maçta her anında içinde yaşadı maçı. Oyuncuları da yaşattı, kendisi de yaşadı. Gelelim oyuncu değişikliğine. Son haftalarda ben çıkardığı kadroyla beraber oyuncu değişikliklerini de çok fazla eleştiriyordum. Fatih Terim'in bu sene kadrosuları kadar oyuncu değişiklikleri de çok tartışılmıştı. Fakat dün öyle bir değişiklikler yaptı ki 63. dakikada Onyekuru Kerem değişikliği, Babel Arda değişikliği, Falcao Muhammed değişikliği, ardından Emre Akkupa, Emre Kılıç değişikliği, 90. dakikadaki Getson Halil değişikliği. Bunların hepsi dün maç içinde tamamen bir tecrübeli teknik adam yapacağı işlerdi. Fatih Terim'e yakışır şekilde bir teknik adam vardı dün. Dolayısıyla galibiyeti nasıl aldı dersek Galatasaray, Beşiktaş'ı çok iyi çözerek, Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosu vardı ama kazanan bir kadrosu vardı. Sürekli iyi oynayan mücadelesi vardı. Daha 1. dakikadan 90. dakikaya kadar Beşiktaş'ı sahada adeta hapseden bir Galatasaray vardı. Bunda da Beşiktaş'ı iyi analiz eden, iyi çalışmış olan başta Fatih Terim, sonra öğrencileri maçın genelinde kimseye haksızlık yapmak istemiyorum ama Taylan ve Jetson Fernandez'e çok ayrı bir parantez açmak lazım. İki oyuncu da dün çok çalıştılar, çok mücadele ettiler. Özellikle Galatasaray'ın ilk golünde Jetson'un o vermiş olduğu muazzam pas. Dolayısıyla Taylan'ın o ikili mücadelelerdeki adamla birebir savunmaları, ara pasları. Yani genel anlamda kimseye haksızlık etmem ama bu iki oyuncuya çok ayrı parantez açmak istiyorum dün akşam. Sonra ardından Babel sıralamasıyla gideriz. Ama iki oyuncu dün akşam Beşiktaş maçının kahramanlarındandı. Tekrar söylüyorum. Fatih Hoca dersinde çok iyi çalışmış. Bütün dengeleri bozdu. Dün orada hesap yapıyorduk. İşte Beşiktaş kazanırsa ne olur? Galatasaray kazanırsa ne olur? Fenerbahçe kaybederse ne olur? Şu anda planlar tekrar başa döndü. İki maç kala, iki hafta demiyorum, iki maç kala. Herkes şu anda elinde kağıt kalem. Hatta gol avarajı bile yapmaya başladı. Beşiktaş'ın Galatasaray üzerinde 9-10 avarajı var ama Galatasaray Denizlispor'la oynuyor. Belki bu arada farkı biraz daha kapatmak isteyecektir. Öyle bir haftaya geldi ki ben son yıllarda 3 takımın aynı anda bu kadar kafa kafaya geldiği bir lig hatırlamıyorum. Hayırlısı olsun bakalım bu salı günü nasıl olacak? Yine birbirinden zorlu maçta var. Fenerbahçe Sivas oynayacak. En rahat maçın herhalde Galatasaray çıkacak gibi gözüküyor. İşte ligden düşmüş bir Denizlispor var. Ama onlar da prestij mücadelesi veriyor. Var olma mücadelesi veriyor. Kendilerini gösterme mücadelesi veriyor oyuncular. Diğer tarafta da Beşiktaş Karagümrük'le oynayacak. Bu hafta belki de bir hafta daha son haftaya kalacak. Yani dedim ya son yıllarda görmediğimiz bir lig yarışı son haftaya kalırsa da bambaşka bir yarış olacak yine. Ligin altı da üstü de büyük keyif veriyor. Dün akşamın özeti Galatasaray hak ederek bir galibiyet aldı bence sevgili Ceyda. Hemen tabii şunu da sormak istiyorum. Hikayesi olan bir derbi mücadeleydi.
Beşiktaş puan kazandığı, puan ya da puanlar kazandığı, Fenerbahçe puan ya da puanlar kaybettiği takdirde siyah beyazlılar Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyon olacaklardı. Tabii bu hafta içerisinde çok konuşuldu. Hatta Fatih Hoca'ya geçen hafta soruldu. Hafta içerisinde oynanan maçın ardından Fatih Hoca da kendine yakışan, ki Sergen Hoca aynı zamanda Fatih Terim'in öğrencisi, en iyi tanıyan isimlerden biri. Biz Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız dedi. Sonrasında Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklama, biraz aslında dün akşam oynanan derbi Galatasaray'ın kazanmasının hemen akabinde tabii Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına da vurgu yapıldı. Fatih Hoca'nın aynı zamanda ne kadar hırslı ve o hırsını oyuncularına nasıl aktaran bir teknik adam olduğunu da biliyoruz. Tüm bu hafta içerisinde yaşananlar bu galibiyetin gelmesinde etkili oldu mu Savaş Çorlu? Biraz duygusal açıdan bakıyorum ben ama Fatih Hoca'yı da hepimiz tanıdığımız için tabii. %100 oldu. Bir de Beşiktaş cephesinde ben dün maç öncesi görüşme yaptığım arkadaşlarla bu açıklama bizim açımızdan Galatasaray'ı biraz motive edecektir, Galatasaray'ın işine yarayacaktır diyenler de oldu. Hem Beşiktaş'ın kulübü içinden hem de Galatasaray'ın gazeteci arkadaşlarımız da aynı şeyi düşündü. Sayın Ahmet Nur Çebi baktığımız zaman çok tecrübeli bir başkan, Kulüpler Birliği Başkanı. Maç öncesi durup dururken Fatih Hoca tabii ki bizi alkışlayacak diyerek Galatasaraylı oyuncuları da Fatih Terim'i de motive etti. Bunu kesinlikle yadırgayamayız. Ve yılların tecrübesi, Fatih Terim sadece bu alkış oyalarını futbolcularına anlatsa motivasyon çok daha farklı olurdu. Bence Beşiktaş'ın oyundan düşmesi, Galatasaray'ın bu şekilde hazırlanması tamamen galibiyet. Ki Arda'nın da şöyle bir paylaşımı oldu maç sonunda, benim evimde olmaz diye. Doğru, doğru. Yani o olmaz çünkü biz bunu yapmayacağız. İşte biz kupayı kazanıyorsak biz alırız. İşte karanlıkta kupa kaldıran bir Galatasaray. O unvanı vermek istemediler. Ya Beşiktaş kazanmış olsaydı tabii ki alkışlayacaklardı. Tabii ki tebrik edeceklerdi ama alkış polemiği maçtan 24 saat hatta 48 saat önce, yani 48 saat bile yoktu. Böyle bir açıklamayı gündeme getirmek Galatasaray'ı aşırı derecede motive etti. Zaten bu maça motive olmuştu. Beşiktaş'a sahasında şampiyon yaptırmak istemeyen bir Galatasaray topluluğu vardı. Ahmet Başkan'ın açıklamalarıyla beraber bu oyuncularda çok net bir şekilde hırsı göründü. Fatih Hoca'nın da zaten bunu net bir şekilde oyuncuların anlattığını biliyoruz. Tabii ki Galatasaray, tekrar söylüyorum, hak ederek kazandı ama o açıklamaların Galatasaray'ın motive anlamında mutlaka katkısı oldu. Beşiktaş tarafında da sonuçta aynı şeyi açıklama Emre Kocadağ da yapmıştı. Daha farklı bir açıklama yapmıştı. Ahmet Bey'in açıklaması, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması Beşiktaş camiasında bir tartışma yarattı. Bunu da kabul etmek lazım. Yani dün ben bunu statta yaşadım. Kendi aralarında da Ahmet Bey'in açıklamasının bu maça Galatasaray'ı farklı motive edeceği konuşuluyordu. Nitekim de öyle oldu. Artık kalan iki maç var. Bundan sonra tabii ki bu şeylere bakmamak lazım ama Galatasaray bu fırsatı vermedi. Ha, kazanırsaydı ne olurdu? Alkışlar mıydı Beşiktaş şampiyon olsaydı? Tabii ki alkışlardı. Tabii ki tebrik ederdi. Ya bunu yalnız bu şekilde getirmemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve biraz daha bireysel performanslara bakalım birlikte. Gerson Fernandes geldiğinde büyük umutlarla transfer edildi. Hatta İrfan Can Kahveci transferinin Fenerbahçe açısından sonuçlanmasının ardından hemen Galatasaray bunun karşılığını Gerson Fernandes transferiyle verdi. Hasta Covid-19'a yakalanarak gelmişti Gerson Fernandes. Sonrasındaki süreç ama bu haftaya baktığımızda Gerson Fernandes'in yukarı doğru tırmanan bir performans grafiğini görüyoruz. Dün maçın öne çıkan isimlerine Gerson Fernandes'i ilk sırada yazar mısınız? Ya da sizin için maçın öne çıkan ismi kim oldu dün akşam? Bir numaraya Gerson Fernandes'e Taylan'ı koyacağım ama hangisini bir numaraya koyacağım? İkisine de haksızlık etmiyorum. İkisi de olağanüstü mücadele verdi. İkisini de zirveye koyalım bence. İkisini de zirveye koyalım. Çünkü birinde bir haksızlık yapmayalım. Hakikaten özellikle Taylan çok mücadele etti, çok koştu. Gerson'un mücadeleleri, ara pasları, ilk goldeki o çok akıl dolu pası. Galatasaraylıları şu anda düşündüren şey, bir bakıyorsun 12 tane futbolcunun sözleşmesi bitecek. Mustafa Muhammed de aynı şekilde çok sevilen bir oyuncu ama herkes şu anda Gerson Fernandes'i konuşuyor. Bir sene daha sözleşmesi uzatabilecek mi? Bu transfer tabii ki biraz da Fatih Terim'e bağlı. Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci transferinden sonra 24 saat geçmeden Portekiz takımından bu oyuncuyu transfer etmesi, Tottenham'ın satın alma opsiyonu olan bir oyuncuydu, Rui Castro'yla görüşmesi, bu transfer Fatih Terim'e yazar. Bunu kabul etmek lazım. Yani o kadar kısa sürede Portekiz'den özel uçakla oyuncuyu getirmek, hatta Covid testinin negatife dönmemişti, özel uçakla getirmesi çok zorlu bir yolculuktan geldi. Şimdi de bu kadar iyi oynarken aşağı yukarı 6-7-8 haftadır çok ciddi bir şekilde performans üzerine koyan bir Gerson Fernandes var. Şimdi bunun
Bonservis fiyatı 40 milyon euro satın alma opsiyonu alandı yanlış hatırlamıyorsam Tottenham'da. Öyle değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bize daha önceki Şampiyonlar Ligi Galatasaray Benfica, Fenerbahçe Benfica maçlarında 19 yaşında izletilen sahanın en iyisi olan Benfica şu anda çok üzerine koymaya başladı. Sezon başında bu çok fazla eleştiriliyordu. İşte Gedson Fernandes bir mu beklenti yüksekti ama kolay değil. Farklı bir ülkeye geliyorsunuz, hastalıktan çıkmışsınız, takımı tanımıyorsunuz ama şu andaki performansı İnanın bütün Galatasaraylılar, dün akşam sosyal medyada gördüm, oramı buramı veririm işte kolumu bacağımı böyle bir espriler yapıyorlardı. Yeter ki Gedson Fernandes alınsın diye kampanya başlatalım diyorlardı. Bu kolay olmayacak. Bu biraz da Fatih Terim'e bağlı. Bu Fatih Terim'in geleceği henüz tam olarak belli değil. Bu transfer Galatasaray'da şu anda bir numara. Tayland Galatasaray'ın çocuğu mutlaka transfer teklifleri gelecektir. Ama bir taraftan da olumsuz yöne bakmak lazım. Bir Fegül'ü var Galatasaray'da yıllık 4-4,5 milyon euro maliyeti olan. Beşinci hafta, beşinci maç yine dün oyuna dahi giremedi. Bunu da olumsuz tarafından bakmak lazım. Fegüli Galatasaray'da bu sene çok tartışılan oyunculardan bir tanesi olacaktır. Transfer teklifi gelse bu rakamları ödeyebilecek bir takım var mı? Galatasaray Fegüli'den kurtulmak isteyecektir. Kaç para, ne kadar zarar, zararın neresinden dönersen kârdır misali olabilir. Çünkü dün akşam da Fegüli sahaya atmaması Fatih Hoca'nın görüldü ki Fegüli Galatasaray'ı, Galatasaray Fegüli gözden çıkarılmış. Çünkü takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Biz hep Falcao'yu konuşuyoruz ama Falcao'ya yakın bir para alan Fegül'den bahsediyoruz. Belanda'dan sonra bir form düşüklüğü vardı. O da araştırılması gereken bir durum. Sahanın en iyileri ama sahaya hiç girmeden de oynamayan bir Fegül'ü var. Tekrar ifade etmek gerekirse güzel bir galibiyet oldu Beşiktaş'ı Galatasaray adına. Fatih Terim dün çok mutluydu. Takım kaptanı Arda çok mutluydu. Oyuncular çok mutluydu. Oyunun genelinde baskı, pres, mücadele, istek ne arasan vardı. Hak edilmiş bir galibiyet vardı bence dün akşam.